Buzda Yürürken hikayesinin ikinci sezonundan herkese merhaba. Bölüm 1 yeni dönem. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Kulaklarıma inanamayarak duvardan aşağı kaydım. Kadehlerin durduğu tepsi neredeyse elimden düşüyordu. Onu sıkıca tutup şoktan kısık bir çığlık attım. Hoyç anında sustu ve ben kendime ele verdiğimi anladım. Buradan hemen defolup gitmem gerekiyor. Ayağa fırladım ama daha bir adım atamadan arkamda birinin kaba sesini duydum. Bayan Hill. Lanet olsun. Yerimde donup kaldım. Kafamdan yapabileceğim olası açıklama seçenekleri geçiriyordum. İçeri geçin. Zorlukla yutkunarak kapıya döndüm ve onu yavaşça açtım. İçeri girdiğim an Hoyt kapıyı çarparak kapattı. Burada ne işiniz var? Ben... Öncelikle maskenizi çıkarmanızı rica edeceğim. Bu şekilde sizinle daha rahat iletişim kurarım. Öksürdüm ama Bay Baker'ın isteğini yerine getirdim. Böyle daha iyi mi? Hem de çok. Şimdi bir açıklama yapmanızı bekliyorum. Bir kadeh şampanya teklif etmek için sizi arıyordum. Bir süre VIP alanındaydınız ama sonra sizi gözden kaybettim. Bir sus Sirius ya. Hem benimle konuşmak istiyordunuz hatırlarsanız. Doğru ama etkinlik bittikten sonra. Suçlu suçlu gözlerimi yere diktim. Aynen, tamamen unutmuşum. Ben elimde tepsiyle durmaya devam ederken Hoyç etrafımda tur atıyor bir şeyler düşünüyordu. Şampanya demek. Bana uzandı ve tepsiyi elimden aldı. Parmaklarımız birbirine değince tatlı bir karıncalanma hissettim. Hoyç tepsiyi masaya koydu ve iki kadeh alıp bana döndü. O halde benimle beraber içmenizi rica edeceğim. Ne? Ama ben... Bir yudum Bayan Hill, bugünkü etkinliğin şerefine bir yudum işinizi hiçbir şekilde etkilemez. Bana kadehi uzattı. Hoyt'un vahşi bakışı bu fikirden şüphe etmeme sebep oldu. Beni bekletmeyin. Kadehi alıp bir yudum aldım ve kadehi tekrar yavaşça masanın üstüne koydum. Söyleyin bana Bayan Hill. Ofisime gelip bana içki ikram etme fikri nereden geldi? Ve ben telefon görüşmemi bitirdiğim an fikrinizi değiştirip neredeyse kaçacağınıza ne sebep oldu? Kapı dinlediğimi biliyor mu yoksa sadece şüpheleniyor mu? Her ne olursa olsun bir şey belli etmemeliyim. Meşgul olduğunuzu düşünüp sizi yalnız bırakmaya karar verdim. Size rahatsızlık vermenin gereksiz olduğunu düşündüm. Yine de bir tuhaflık var. Telefon görüşmemin bitmesini beklediğinizi sanmıştım. Ama görüşmem biter bitmez kaçacaktınız. Hem de ofisime ters olan tarafa. Onu ikna etmek için ne yapmam lazım? Dikkatini kendime çekeceğim. Direkt elmas seçeneği atlıyorum. Bay Baker, rahatsızlık verdiğim için özür dilerim. Aramızdaki mesafeyi kapatmak için bir adım öne attım. Sizi rahatsız etmek istemedim. Bu yüzden işe geri dönmeye karar verdim. Birbirimize çok yakın duruyorduk. Hoyt parmaklarını masaya vururken hafifçe sırıttı. Gözümün içine bakmaya devam etti. Bu kendinden emin adamın bakışı beni deli ediyordu. Ancak tüm bu kararlılığın arkasında daha derin ve daha özel bir şey vardı. Sanki içeride yeterince oksijen yokmuş gibi göğsünün daha hızlı kabarmaya başladığını fark ettim. Gidebilir miyim yoksa? Hoyt duygularını o kalın kayıtsızlık maskesi altında ne kadar gizlese de onun artık benim hakimiyetimde olduğunu hissettim. Bu bana güven verdi. Elimi onun elinin üstüne koydum. Hafif dokunuş irkilmesine neden oldu ama Hoyt yine de gözlerini kaçırmadı. Kendimi tutamadım ve parmaklarımı daha yukarı götürüp bileğine dokundum. Bayan Hill. Hoyt bana yaklaştı. Gözlerinde arzu vardı. Bileğimi tuttu ve kuvvetle sıktı ama hemen ardından kontrolü tekrar ele aldı. Ve canımı yakmamaya çalışarak elini gevşetti. Bunu neden yapıyorsunuz? Bunu bana siz neden yapıyorsunuz? Hoyt bana şaşkınlıkla baktı. Hareketleriniz, davranışlarınız ve sözleriniz üzerimde garip bir etki yaratıyor. Neden aklımı yitirmem için elinizden geleni yapıyorsunuz? Bay Baker, yaşamamak için onca çaba sarf ettiğiniz duyguları bana yaşatmaya çalışıyorsunuz. Kendinizden emin değilseniz neden buna devam ediyorsunuz? Hoşunuza gidiyor mu? Benim sayemde egonuzu mu tatmin ediyorsunuz? Ben asla. Hoç gözlerinin kenarlarını ovuşturdu. Doğru kelimeleri bulmaya çalıştı. İlişkiniz önemli ölçüde güzelleşti. Duygular şelaleydi. Genç adam öfkeyle masaya vurunca korkup geri sıçradım. Hoyt yaklaştı ve yüzüme dokundu. Beni kendine çekti ve fısıldadı. Yanınızda ne kadar çok olmak istediğimi hayal bile edemezsiniz. Sizi korumak, size göz kulak olmak istiyorum ama aynı zamanda
Sinirli bir şekilde başını sallayarak gözlerini kaçırdı. Bay Baker'ı ilk defa bu halde görüyordum. Bu kadar savunmasız. Kendimden korumak istiyorum. Dayanamadım, ellerini tuttum. Ben ise yırtıcı hayvanın kafesine girip onu evcilleştirmeyi denemek istiyorum. Yaşadığım onca şeyden sonra artık korkmuyorum. Şaşırdı. Sözlerim onu allak bullak etti. Ben ise söylediklerimin neredeyse aksine ikna etti. Nefesim kesildi. Birbirimize teslim olmaya hazırdık. Ama en son anda Hodge benden uzaklaştı ve pencereye döndü. İşinize dönün Bayan Hill. Yıllardır taş gibi soğuk kalan kalbime keskin bir acı saplandı. Onayla başımı salladım. Tepsiyle maskeyi alıp istemeye istemeye ofisten dışarı çıktım. Telefonun titreşimi beni düşüncelerimden çekip çıkardı. Ekrana baktım ve Naomi'den gelen cevapsız aramaları gördüm. Bütün bu süre boyunca benimle iletişime geçmek için her yolu denedi. Mesaj attı, aradı. Naomi aptal değil ve böyle bir karakterle iş yerindeki kimsenin onu ciddiye almayacağını anlıyor. Onu olduğu gibi kabul eden tek kişi bendim. Ama onunla uğraşacak zamanım yoktu ve uzlaşma girişimlerini görmezden gelmeye devam ettim. Her şeye rağmen işe geri döndüm. Ama Hodge ve telefon konuşması aklımdan çıkmıyordu. Sevkiyatlar, Ocean, yine temiziz. Ne olacağını bilmiyorum. Hodge duyduklarımı bilmese daha iyi. Ama aynı zamanda hiçbir şey olmamış gibi davranmak. Çalışanlarından birini dikkatlice yoklamak lazım diye düşünüyorum. Ama hangisini? Aklıma bir isim geldi. Dominic. Özellikle aynı teknede olanlara karşı oldukça samimi davranan, konuşkan bir genç. Denemeliyim. Tüm kulübü görebileceğim giriş kısmına gittim. Çok şanslıydım çünkü ihtiyacım olan kişi oradaydı. Dominic korumaların yanında duruyordu. Yüzü taş gibiydi. Genç adam dalgın dalgın bir şeyler düşünüyordu. Çaktırmadan yanına yaklaştım ve yeni arkadaşımı neredeyse korkutuyordum. Ben olduğumu anladığı an morali hemen düzeldi ve Dominic gülümseyerek bana baktı. Neden çalışmıyorsun? Tepsiye dokundu ve biraz dinlenmem için onu elimden nazikçe aldı. İstediğin kadar tutacağım, yorgun olmalısın. Aşırı kalabalık ama ben her şeye yetişmeye çalışıyorum. Dom. Sana güvenebilir miyim? Tuzak soru mu? Benden bir şey mi isteyeceksin? Açıkçası var bir konu. O zaman anlamsız güven konuşmalarını geçelim ve direkt konuya girelim. Ben dışarıdan bir şerefsiz olarak görünüyor olabilirim ama bu aynı şekilde hareket edeceğim anlamına gelmiyor. Kısacası Bay Baker'ın aslında ne iş yaptığını öğrenmek istiyorum. Genç adamın gözleri fal taşı gibi açıldı. Etrafına bakıp kimsenin onları duymadığından emin oldu. Neden öyle şeyleri sorguluyorsun? Çünkü duymamam gereken bazı şeyleri duydum da ondan. Dominic elimi tutup beni bir tarafa çekti. Böyle sorular sormadan önce 3 kez düşün. Bu konuya çok yanlış bir yerde ve çok yanlış bir zamanda giriyorsun. Yani bu kulüp dışında başka şeyler de mi var? Dominic ağır ağır iç geçirdi ve alnını ovuşturdu. Catherine, seni bu işe bulaştırmak istemiyorum. Hem o da bunu istemez eminim. Dominic, ben gerçekten de sana güvenebileceğimi umuyorum. Ve gözlerimin içine bakıp yalan söylemeyeceğini düşünüyorum. Tek bir soruya cevap ver. Bay Baker'ın yaptığı işler benim buradaki çalışmam konusunda şüphe etmeme sebep olabilir mi? Genç adam bana dikkatle bakarken sessizliğini koruyordu. Dominic bir şey söylemek yerine sadece onayla başını salladı. Biliyordum. Hodge'un yasa dışı işlerle alakalı olduğunu öğrendin. Bu ne olabilir? Nefesim kesildi. Dominic'in yanında daha fazla kalmak istemedim. Tepsiyi kapıp salona doğru döndüm ki o an önümü Dominic kesti. Çalışmam lazım. Catherine. Onu dinle. Bir şey mi söyleyeceksin? Dinle beni, lütfen. Kadehlerle dolu tepsiyi tutan parmaklarıma dokundu. Tam olarak ne işler çevirdiğini bilmiyorsun. Bir gün öğrenirsen rica ediyorum. İlk fırsatta kaçma. Dominic'in kendini bu şekilde kurtarma çabalarını şaşkınlıkla izliyordum. Karanlık bir işe bulaşıp paçamı zor kurtardım. Ne için? Tekrar aynı hatayı yapmak için mi? Genç adam yüzüme dokunup beni kendine yaklaştırdı. Neyi neyle kıyasladığının farkında bile değilsin. Burada sana kimse asla zarar vermez. Konunun kiminle ilgili olduğunu hatırla ve düşün. O Ocean değil. O seni kurtardı. Ocean olayını çözdü, sana iş ayarladı. Onun sayesinde şu an ayaklarının üzerinde durabiliyorsun. Ve ben de onun bir adamı olarak seni kurtarmak için kendimi feda etmeye hazırım. Ne diyorsun ya? Çalışanları onun ailesidir. Hepimiz birbirimizi koruruz. Net bir şey söylemiyorsun. Bana karşı neden dürüst olamıyorsun? Çünkü henüz zamanı gelmedi.
Beni bıraktı ve işime dönmeme izin verdi. Dominic'in dediklerini sindirmeye çalışırken yavaşça ve orayı hızlı geçtim. İlişkiniz güzelleşti. Hoyt'un Ocean gibi olmadığını mı söylemek istedi? Karanlık işler peşinde olmasına rağmen iyi bir insan olduğunu mu anlatmaya çalıştı? Hiçbir şey anlamıyorum. Maskeli partinin sonuna doğru ancak rahatladım. Ama iş ne kadar yorucu olursa olsun onun sayesinde bunaltıcı düşüncelerden uzaklaştım. Dominic beni eve götürmeliydi. Onu otoparkta beklememi söyledi. Yorgun bir şekilde maskemi çıkardım ve kulüpten çıktım. Otoparka yürüdüm. Bay Baker ile tekrar konuşacak gücüm yoktu ve konuşmayı süresiz olarak ertelemeye karar verdim. Beni zor bir hafta bekliyor. Planlarımı düşünmeye başladığım an birinin kalın sesi dikkatimi dağıttı. Arkamı döndüm ve arabalardan birinin önünde durup çatısına yaslanmış bir adam fark ettim. Filmli camlardan dolayı göremediğim biriyle konuşuyordu ama bir kadının sesini duyduğumdan emindim. Bence bu kadar inada gerek yok. Başka bir kıtadan, senden red yemek için mi geldim? Her şeyin bu kadar basit olmasını mı bekliyordun? Bu anlaşmanın benim için karlı olacağını kanıtla, o zaman konuşuruz. Bekle. Bana baktı ve duraksadı. Aramızda birkaç metre vardı ama kimse bir adım atmaya cesaret edemedi. Bana değerlendirici bir bakış atıp alt dudağını ısırdı. Sessizliği iç karartıcıydı ve beni tedirgin ediyordu. Tanışıyor muyuz? Sessiz kalmaya devam et. Siz kimsiniz? Size yardımcı olabilirim belki. Yabancının yüzünü incelemeye çalışarak başımı hafifçe eğdim. Yabancının dikkatini çektin, sadece sırıttı, beni cevapsız bıraktı. Sessizce arabanın etrafında yürüdü ve sürücünün yanına oturdu. Farlar beni bir an için kör etti. Catherine, otoparka yeni gelmiş olan Dominic'e döndüm. Buradayım. Araba birden hareket etti ve yabancılar park yerinden ayrıldı. Ne oluyor? Catherine, buradaymışsın. Hazır mısın? Etrafa bakınca otoparkta bizden başka kimsenin olmadığına ikna oldum. Evet, o zaman gidelim. Beni arabasına götürdü ama tüm düşüncelerim o yabancının görüntüsüyle meşguldü. Sonunda evime vardım. Bir hafta sonra enerji doluydum. Eşyalarımı dolabıma attım. Buza çıkmak için hazırlandım. Beni uzun ve zorlu bir antrenman bekliyordu. Dolabın kapısına yaslandım ve Tate'in ortağı olmayı kabul ettiğim o günü hatırladım. Birkaç gün önce Elena tribünde oturuyor, gözlerini piste ısınan Tate'den ayırmıyordu. Tüm kız patenciler genç adamı izliyor ama onun yanına gidip partner adaylıklarını önermeye kesinlikle cesaret edemiyorlardı. Fakat her birinin gözünde Tate'in partneri olmanın nasıl bir duygu olduğunu öğrenme arzusu vardı. Buzun üzerine çıktığım anda genç adam bana baktı. Bizi takdir ederek izleyen Elena'ya döndük. Tate bana yaklaştı, elini uzattı ve boğuk bir sesle sordu. Beraber. Gülümsedim ve karşılık olarak elimi uzattım. Beraber. İlk başta beni neredeyse hiç bırakmıyordu. Piste gözlerimizi birbirinden ayırmadan birkaç daire çizdik. Kelimeler gereksizdi. Sadece o, ben ve buzumuz. Şimdiki zaman. Catherine, niye bu kadar oyalanıyorsun? Affedersiniz Elena. Ayağı fırlayıp piste doğru antrenörün peşinden gittim. Bugün desteği çalışacağız. Desteği mi? Ama Elena, kadın keskin bir şekilde bana dönünce neredeyse ona çarpıyordum. Catherine, neye hazırlandığımızı hatırlatmama gerek var mı? Hatırlıyorum. Hiç zamanımız olmadığının farkında mısın peki? Sizi hızlandırılmış programla seçmeler için hazırlamaya çalışıyoruz burada. Tate'e güveniyorum ama sana gelince, denemeye hazır değilsen seçmelere gitmene izin vermeyeceğim. Sinirli bir şekilde onayla başımı salladım. Catherine, seni ayağa kaldırmak için elimden geleni yapıyorum. Ama bana direnirsen yerinde saymaya devam edeceğiz. Bir yandan Elena haklıydı ve onu anlayabiliyordum. Ama diğer yandan düşme korkum. Bir şey mi oldu? Yüzünden düşen bir parça. Bugün destek provasını yapacağımızı biliyorsun değil mi? Biliyorum. Sorun ne? Unut gitsin. Isınmak için kaymaya devam etmek istedim ama Tate beni durdurdu. Bana güvenmiyor musun? Güveniyorum. Henüz değil. Güveniyorum ya. Kendime güvenmiyorum. Anlıyor musun? Catherine hızlandı ve önümü kesti. Hızla ellerimi alıp göğsüne koydu. Hepsi sadece kafanın içinde. Zihninde oluşan bu kalıbı aşmanın ne kadar zor olduğunu hayal edebiliyorum. Ama sen güçlü bir kızsın ve kendini artık toparlaman gerekiyor.
İlişkiniz güzelleşti. Düşmene izin vermeyeceğim. Asla. Hazır mısınız? İlk destek provasına başlıyoruz. Tate ellerimi tuttu. Yüz yüze durduk. Gözlerini benden ayırmıyor. Her bir hareketimin doğru olup olmadığını kontrol ediyordu. Ve bu sadece profesyonellikle ilgili değildi. Tate beni güvende olacağımı ikna etmek istiyordu. Bu nedenle mükemmel bir destek için her adımı kusursuzca atıyordu. En ufak bir hata yaptığım anda beni hemen durduruyor, tekrar etmemi istiyordu. Bir kez, iki, üç, belirgin bir şekilde gerildim ve pistte bulunan herkes ruh halimi hissetmişti sanki. Devam edelim. Olmuyor. Catherine, mükemmel koordinasyonun var ve temel bilgileri çabucak hatırlıyorsun. Ama çift patende destek ana bileşenlerden biridir. Daha önce olan biten her şeyi arkanda bırak. Denemeye devam et ve pes etme. Peki, tekrar deneyelim. Parmaklarımı kafamda gezdirip saçlarımı düzelttim. Tek yine ellerimi tuttu. Zihinsel olarak kendimi atlayış için hazırladım. Destekleyici ayakları büküyoruz. Onayla başımı salladım. Tüm sorunları bırak ve bana güven. Tate bacaklarını düzeltti ve beni yukarı attı. Bacağımla kısa bir dönüş yaptıktan sonra partnerimi sıkıca tuttum ve kendimi bıraktım. Sıfır yer çekiminde süzülüyor gibi oldum. Bir süre zirvede kaldım. Tate gülümsedi ve beni nazikçe buzun üzerine indirdi. Destekleyici ayağımla buza dokundum. Doğru bir şekilde indim ve sorunsuz bir şekilde pozisyondan çıktım. Pist ortasında donup hayran hayran elimle ağzımı örttüm. Tanrım, başardın. Yeteneğini geliştiriyorsun. Elena takdir edercesine gülümsedi ve bana cesaret vererek alkış tuttu. Aferin sana buz kraliçesi. Yanıma geldi ve beni kollarına aldı. Senin için çok büyük bir adım. Sevinmeye devam edebilirdim. Ancak onlar piste göründükleri anda tüm başarılarım buharlaşmış gibi oldu. Hayır, neden şu an? Yanında yeni partneri olan eski ortağımla göz göze geldik. Ne saçma bir tesadüf bu. Buraya neden şu an gelmek zorundaydılar? Isınalım ve last soyu tekrarlayalım. Nasıl istersen. Cilveli cilveli gülümsedi ve pist boyunca kaydı. Tom etrafımızda dolaşma fırsatını kaçırmadı. Sadece zehir saçarak sırıttı ve bana göz kırptı. Arkamı döndüm ve Elena'nın bu çifte ne kadar büyük bir hoşnutsuzlukla baktığını fark ettim. Evet, neyi bekliyoruz? Devam edelim. Devamımız eskisi kadar renkli olmadı ama Tom orada olduğu için inanılmaz rahatsız oldum. Tekrar gerildim. Vücudum kasıldı ve partnerime bir türlü teslim olamıyordum. Destek hareketinde başarılı olmaya başlamıştım. Ancak gergin bir şekilde Tate'in ellerini sıkan avuçlarım halimi açıkça ele veriyordu. Elena yaptığımız ilerlemeden memnundu ama kafamdaki engeli aşamadığım için yine de hayal kırıklığına uğradığı belliydi. En son yorgun ve bitkin bir şekilde nihayet duşa koştum. Bugün iz bırakmadan üzerimden silmek istiyordum. Soğuk duş aldıktan sonra üzerimi değiştirmek için dolabımı açtım. Güncel. Yeni imaj. Günlük. Ay, günlük ne kadar kötü. Böyle çok daha iyi. Başımı tuttum ve gözlerimi kapattım. Hastaneden sonra bir ay boyunca o nefret ettiğim ağrılarla boğuşmuştum. Bir daha hap kullanmamak için neredeyse başımdaki saçımı yoluyordum. Balkonda durup kendime hakim olmayı başardığım o geceyi hatırladım. O gecenin bir hatırası bile pes etmemem için bana gaz veriyor. Yeniden başlarsam sadece sağlığımı değil hayatımı da mahvederim. Peter'ın cezasını çekmekte olduğu yere düşerim. Artık daha iyiyim ama uyluğum arada bir ağrıyor hala. Gözümün ucuyla Tom'un partnerinin soyunma odasına girdiğini gördüm. Üstüne üstlük şu ikisi dikkatimi dağıtıyor. Sanki mahsustan tam da antrenman yaptığım sırada geliyorlar. Telefonun titreşimi beni bu düşüncelerden uzaklaştırdı. Ekranda Brain'in adı parladı. Kendimi tutamadım ve gülümsedim. Efendim, selam patenci. Nasılsın? Antrenmanı yeni bitirdim. İnanılmaz yorgunum. Eve gitmeyi planlıyorum. Liz gelmiştir bile. Babasıyla beraber bir film izleyeceğiz. Ah, o zaman sana haberlerim var. Seni Luna Park'a davet edecektim. Sadece sen ve ben mi? Zaten Liz'i aradım. Bir günlüğüne babasıyla birlikte şehir dışına çıktığını söyledi. Sana ulaşmaya çalıştı ama telefonun çekmiyordu. Liz sana bir sürü mesaj bırakmış olmalı. Telefona baktım. Gerçekten de. Nereye gittiler? Liz'in babaannesini ziyarete gitmişler. Anahtarları halının altına koymuş. Evet, buluşmaya ne dersin?
Ah, evde yapacak bir şey yok nasılsa. Tamam, birazdan orada olacağım. Seni dört gözle bekliyorum. Taksi çağırdım ve sırt çantamı alıp Andrew'e veda ettikten sonra Brain'le buluşmak için dışarı çıktım. Kocaman Luna Park'ın ışıkları sihirli ateş böceklerini andırıyordu. Her yerde mutlu çocukların yüksek sesli kahkahaları duyuluyordu. Çocukların yüzlerindeki gülüşler beni de gülümsetti. Sonra neşeli neşeli sırıtan Brain'i gördüm. Selam. Sana da selam kayıp kız. Brain güldü ve kolunu hafifçe omuzlarıma doladı. Geri çekildi. Beni farklı açılardan inceledi. Antrenmandan çıktığın belli olmuyor. İstemsizce gözlerimi devirerek onu dirseğimle dürttüm. Neden özellikle Luna Park? Burada kendimi yeniden çocuk gibi hissediyorum. Çocukluğum, hayatımın en güzel dönemlerinden biriydi. Neden ki? Annemle babam hayattaydı. Birlikte çok zaman geçiriyorduk. Ben yeni yerler keşfediyordum ve hoş. Brain duraksadı. Neyse boş ver. Brain, en güzel anını benimle paylaş. Bu kardeşlerin ilişkisini güzelleştiriyordu. En güzel anımı mı? Çocukluk ve ergenlik döneminde başına gelen güzel şeyleri hatırlayarak beni nazikçe ileri itti. Muhtemelen doğum günüm. Bundan birkaç gün önce Hoyt çeşitli nedenlerle kutlamaya katılamayacağını söyledi. Karamsardım. Ailemle kutlamak istiyordum ama abim olmadan değil. Hoyt beni elinde bir pastayla uyandırdığında o kadar şaşırmıştım ki. Onu gördüğüme çok sevindim ve biraz konuşmaya karar verdik. Sonuçta okul nedeniyle onu birkaç aydır görmemiştim. Alttan derslerin var diyordun. Borcunu bu kadar çabuk kapatmayı nasıl başardın? Başardığımı kim söyledi? Abime şaşkın şaşkın baktım. Bunu yapmamalıydın. Hey. Beni omuzlarımdan tutup yatağa indirdi ve yanıma oturdu. Şunu asla unutma. Hiçbir sınav, hiçbir insan, hiçbir şey doğum gününde seni mutlu etmeme engel olamaz. Birkaç yıl içinde üniversiteye gideceksin. Sonra ben seni yanıma alacağım ve imparatorluğumuzu kuracağız anlaştığımız gibi. Hatırladın mı? O zamanlar çocuktuk. Önemli değil. Sana söz verdim. Sözümü tutacağım. Anne ile baba sonsuza dek yaşayamaz ve birbirimiz dışında başka kimsemiz yok. Aile. Bana serçe parmağını uzattı ve ben de düşünmeden kendi parmağımı uzattım. Aile. Abin seni çok seviyormuş. Hala da seviyordur eminim. Benim böyle bir ilişkim asla olmadı ve en üzücü olan şu ki hala birbirinizi affedemiyorsunuz. İkinizin arasında neler oluyor böyle? Bir gelişme var ama daha yeni hız kazanıyor. Böyle bir cevap seni tatmin etti mi? Oldukça. Dönüp Luna Park'a baktım. Bir an önce binmek için sabırsızlandığını görüyorum. Buraya bunun için geldik. Tamam, nereyi istiyorsun? Ben atlı karıncayı, atış poligonunu, roller coaster'ı sana güveniyorum. Atış poligonunu seçersek bunlardan kazanıyorduk. Vay, beklenmedik. Buradan sonsuza dek kaçamam. Hem ateş etmeyi öğrenmek çok isterim. Ay, sen önce hedefi tuttur da yapamayacağımı mı düşünüyorsun? Brain kollarını göğsünde bağladı ve bu bakışla ne düşündüğünü açıkça belli etti. Ama merak etme, bu iş bende. Senin için bir oyuncak kazanacağım. Ne? Atış poligonuna geldiğimizde yine de şansımı deneyip ateş etmeye karar verdim. Ortadaki sırayı seçtim. Bana kısaca silahı nasıl tutacağımı anlattılar ve hatta nefes alma tekniğini gösterdiler. Ellerim heyecandan hafifçe titriyordu ancak Brain'e gününü gösterme arzum çok daha güçlüydü. Seçtiğim hedefe odaklandım ve tüm dünyayı unutup bir atış yaptım ve hedefi tutturdum. Nasıl ya? Bana peluş bir fil verdiler. Brain inanamayarak zaferimin nedenini aramaya başladı. Olamaz. Bunun nedeni acemi şans olmalı. İstediğini düşün Brain. Ama gerçek şu ki ben kazandım. Poligondan uzaklaştık ve gideceğimiz yeri düşünmeye başladık. Ben sırasıyla alalım ya bunları da. Hayır, ben çocukken bu olaya bayılırdım. Ah peki, sen kazandın ama ben yokum. Ya Brain. Yokum dedim. O zaman yalvaran kedi yavrusu bakışımı kullandım. Hayır, bunun da faydası olmayacak. Bunu nasıl yapıyorsun anlamıyorum. Brain kar bereyazı bir atın üzerinde arkamda oturuyordu. İlk başta çok utangaç ve çekingendi ama bitmeyen kahkahalarım onu eritti.
Yanımdayken kendini tamamen farklı hissediyordu ve en önemlisi bundan keyif alıyordu. Yuhuu! Cowboy ile rahat bir hareket yaptığında gülmekten neredeyse alttan düşüyordum. Harikasın Brain. Süre dolduğunda nereye gideceğimizi düşündük. Roller Coaster. Korkuyor musun yoksa? Ben mi? Hiç de. Sadece senin için endişeleniyorum. Döndü. Dehşet içinde Roller Coaster'a baktı. Etraftaki gürültüye rağmen Brain'in zorla yutkunduğunu duydum. Hadi gidelim o zaman. Evet gidelim. Dur, fikrimi değiştirdim. Ay, ben hiç buna böyle bir şey bilmedim ama gerçekten korkunç olmalı. Ben de korkardım. Brain yanıma oturup direğe tutundu. En yüksek noktaya ulaştık ve havada durmuş gibi olduk. Brain aşağı bakmak için başını hafifçe eğdi ve bunu yaptığı için anında pişman oldu. Gözlerini yumdu ama aynı zamanda beni sakinleştirmek istercesine elimi tutmaya devam etti. En korkunç anlarda bile önce benim için endişeleniyor ve ancak sonra kendini düşünüyordu. Son hızla aşağı doğru uçtuk. Brain çığlık attı ve ben gülerek avucunu daha da sıkı tuttum. Süpersin. Bu sözler onu biraz kendine getirdi ama makine durur durmaz Brain şöyle dedi. Bir daha asla. Oradan uzaklaştık ve bundan sonra nereye gideceğimizi düşündük. Ben sana güveniyorum. Brain düşündü. Sonra parmaklarını şıklattı ve beni bilmediğim bir yöne götürdü. Nereye gidiyoruz? Dönme dolap hakkında ne düşünüyorsun? Bize tahsis edilen kabine oturduk ve sorunsuz bir şekilde yukarı çıkmaya başladık. Sana teşekkür etmek istedim. Ne için? Kafamı dağıtmama yardımcı oluyorsun. Ayrıca uzun zamandan beri ilk defa yeniden yaşadığımı hissediyorum. Brain utangaç bir şekilde gülümsedi. Bu arada Liz'e doğum günü için ne aldın? Brain'in bu beklenmedik sorusu karşısında neredeyse tıkanıyordum. Dur, ne? Bilmiyor muydun? Birkaç gün sonra doğum günü var. Ona sürpriz yapmak istiyorum ve şimdiden bir restoranda 4 kişilik masa ayırttım. 4 mü? Sen, ben, Liz ve babası Harry. Harry'nin bundan haberi var mı? Evet ve onu ikna etmek çok zordu. Neden bana ancak bugün haber veriyorsun? Liz'in sana doğum gününden bahsettiğini sanıyordum. O günü pek sevmiyor ama ben onu mutlu etmek istiyorum. En azından 2 gün kala öğrendiğim için teşekkür ederim yine de. Bir hediye seçmek için hala zamanım var. Gittikçe daha yükseğe çıktık. Serin rüzgar esiyordu. Kendimi çok daha iyi hissediyordum artık. Beni merakla izleyen Brain'e ve şehrin güzel manzarasına bakıyordum. Keşke yanımda tuvalim olsaydı. Harika görünüyorsun. Utanarak gözlerimi devirdim ve bu unutulmaz akşamın tadını çıkarmaya devam ettim. Buna çok ihtiyacım varmış. Eğlence, huzur ve mutluluk. Sustu. Manzaraya hayran hayran bakıyor, inişi bekliyorduk. Uzun bir süre sonra o gün hayatımın en keyifli günlerimden biri oldu. Bir gün sonra Liz'in doğum gününe çok fazla zaman kalmamıştı. İşten önce ona bir hediye almak için alışveriş merkezine uğramaya karar verdim. Ama 10, 30, 40 dakika geçti. Bir sürü mağaza gezdim ve onun için ne alacağımı bir türlü bilemedim. Üstüne üstlük Naomi'nin bitmeyen telefon aramaları da dikkatimi dağıtıyordu. Biraz daha ve önüme çıkan ilk kişiden sinirimi çıkaracak hale geldim. Henüz girmediğim mağazaları tespit etmek için alışveriş merkezinin ortasında durdum. Kimleri görüyorum? Partnerimin sesine döndüm. Tate o sırada kafeden çıkıyordu. Hoş bir sürpriz. Neden bu kadar dalgınsın? Neden tam zamanında karşıma çıkmışsın? Sarılarak selamlaştık. Benden çok daha uzundu ve parmak uçlarımda durmamak için beline sarılmak zorunda kaldım. Zamanında mı? Merakla bana baktı. Hem de nasıl? Hediye veya süs eşya satan bir yer biliyor musun? Çünkü ben çıldırmak üzereyim. Bu korkunç halim Tate'i güldürdü. Birinin doğum günü veya düğünü mü var yoksa birini öylesine şımartmaya mı karar verdin? İlk olan. Muhtemelen Liz'in yakında doğum günü olduğunu bilmiyorsundur. Ah Liz. Onunla biraz konuştuğum olmuştu. Ama o çok sert ve katı bir kızmış. Belki sana yardım edebilirim ama merkeze gitmemiz gerekecek. Hazır mısın? Ben her zaman hazırım. Şaka yap. İşin yok mu? Hemen hemen her mağazayı dolaştım ve kayda değer bir şey bulamadım. Bu berbat ötesi durumu düzelt yeter ki sana borcum olsun. Tate ile ilişkiniz güzelleşti. Vay, şimdi motive oldum işte. Hadi o zaman.
Tate etrafımda dolaştı, beni omuzlarımdan tuttu ve hafifçe ittirdi. Her mağazaya girerek yarım katı dolaştık. Tate de ben de gördüklerimizden hiç memnun kalmadık. Tamam, B planı. Bileğime nazikçe dokundu ve bir şekilde gözden kaçırdığımız mağazaya doğru çekti. Burada değerli bir şey bulacağımı hissediyorum. Bak ne var. Sevimli set. Yeni sopa. Güzel bir fotoğraf albümü. Mağazadan çıktığımızda mutluluktan zıplayarak hediye poşetinin içine baktım. Artık hiçbir şey bulamayacağımı düşünmüştüm. Çok teşekkür ederim. Burada fotoğraf albümü ve sopa almak ilişkiyi güzelleştiriyordu, beğeniyordu sanırım Liz. Madem sana bu kadar yardımcı oldum, benimle biraz daha takılmaya ne dersin? Sen benim partnerimsin ama birbirimiz hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Bu durumu acilen düzeltmemiz gerek. Sırıttı ve elini bana uzattı. Bir yarım saatim daha var yani. Neden olmasın? Tate bize birer bardak kahve aldı ve alışveriş merkezinin içinde yavaşça dolaşmaya başladık. Konu ebeveynlere gelene kadar birbirimizin ilgi alanlarını ve işlerini konuştuk. Tate'e kısaca hayatımın trajedisinden bahsettim. Bu durum onun bana açılması için yardımcı oldu. Annem ve babam hayatta ama babamın kalp sorunları var ve bir gün onu neredeyse kaybediyorduk. Şimdi sürekli evde oturuyor. Annem ise bazen Tate çekinerek gözlerini kaçırdı. İçkiyi kaçırabiliyor. Peki neden? Mutsuz mu? Belki. Benimle konuşmuyor, konuşmak istemiyor. Kendini herkese kapattı. Bazen eve gelip mutfakta temizlik yaptığını görüyorum. Bazen ise birkaç şişe şarapla dans ettiğini. Çok sıkı çalışıyor ve ona mümkün olan her şekilde yardım etmeye çalışıyorum. Maddi, manevi ama görünüşe göre bu yeterli değil. Bu anlattıkları beni dehşete düşürdü. Partnerime nasıl yaklaşacağımı veya onu nasıl bir sözle destekleyeceğimi bilmiyordum. Bir fikrim var. Fotoğraf kabinine doğru yürüyorduk. Böylece kafası hemen dağılır. Bak. Gözlerinin içine bakmak için tam önünde durdum. Madem partneriz, neden beraber birkaç fotoğraf çekmiyoruz? Aman tanrım, kız arkadaşlarına hava atmak için benimle selfie mi çekeceksin? Aslında fotoğraf kabinini işaret ettim. Bunu uzun zamandır yapmadım. O zaman koş. Elini tuttum ve sıramızı almak için kabine koştuk. Kısa süre içinde fotoğraf kabininin içindeydik. Dar bir banka oturduk ve ancak o zaman birbirimize ne kadar yakın olduğumuzu fark ettik. İzninle elini kaldırdı, kollarını omuzlarıma dolamaya çalıştı. Elbette, rahatla ve keyif almaya çalış. Fotoğraflarda ne kadar havalı çıkacağımızı düşün. Ben çok iyi çıkacağım, orası kesin. Hey! Güldük ve kameranın ilk tıklaması duyulduğunda Tate kollarını belime doladı. Arkadaşça şakalaşmaya, birbirimizle dalga geçmeye devam ettik. İkinci fotoğrafta Tate'in bana zorla yaptırdığı komik suratlar vardı. Sonra onun boynundan yakaladım ve ensesini kaşıdım. Üçüncü kez kamera sesi geldi. Hey! Gel buraya. Tate bana yaslanacaktı ama onun yerine beni kendine çekti ve nazikçe yanağımdan öptü. Bu bizim son fotoğrafımız oldu. Utandım çünkü görünüşe göre arkadaşça eğleneceğimiz arkadaşça olmaktan çıkmıştı. Donduk. Öpücüğün etkisiyle yüzüme kaynar sular dökülmüş gibi hissettim. Tate parmağıyla yanağını ovuşturdu ve fısıldadı. Özür dilerim. Kendimi kaptırmışım. Dışarı çıktık ve fotoğraflarımızı aldık. Bak. Hatıra olsun. Fotoğrafları ısrarla ona uzattım. Tate çok direnmedi ve bu mütevazi hediyeyi çabucak kabul etti. İlişkiniz önemli ölçüde gelişti. Aramız artık çok daha iyiydi. Birbirimize iyice alışmış ve rahatlamıştık. Alışveriş merkezlerinde sık sık birbirimize rastlasak mı Hill? Hiçbir tesadüf tesadüf değildir Marshall. Tesadüflerden bahsetmişken gördüğümü reddederek ileriye baktım. Ay bu da her yerden çıkıyor ya. Yok artık. Bir metre arayla birbirimizin önünde durduk. Tom bizi değerlendirici bir bakışla taradı. Kimleri görüyorum? Bizi takip mi ediyorsunuz? Benim de sana aynı sorum var. Tüm boş vaktinizi piste geçirdiğinizi sanıyordum. Çünkü bir patenciyi aynı seviyeye getirmek çok fazla zaman alır. Ve destek konusunda ne halde olduğunuzu düşünürsek. Tom bana baktı. Başarısızlığa mahkumsunuz.
Şaşkındım. Bu adam daha 5 yıl önce bana aşkını ilan ediyor, sonuna kadar benimle olacağına yemin ediyordu. Bana her konuda destek oluyordu ama şimdi beni ezmeye çalışıyordu. Kendini beğenmiş yüz ifadesini görmemek için gözlerimi kapattım. Tate şaşkınlığımı fark etti ve bakışı o an değişti. Çeneme dokunarak başımı yukarı kaldırdı. Tate'in sıcak gülümsemesini gördüm ve biraz daha iyi hissettim. Nasıl koruyabilir? Kızı koru, Tom'a haddini bildir, gururla uzaklaş. Bir adım ileri attı ve ben kendimi onun arkasında buldum. Tom, seni ünlü bir patenci olarak hatırlıyorum. Yalnız senden hiç hoşlanmadım. Tüm başarını da bu kıza borçlusun zaten. Sahip olduğun en değerli şeyi kaybetmenin nasıl bir duygu olduğunu merak ediyorum. Tate rekabetten hiç korkmadan ona daha da yaklaştı. Bırak konuşmayı, partnerime yaklaşmaya bile cesaret edersen karşında beni bulursun. Tate bana döndü, omuzlarıma sarılarak beni çıkışa doğru götürdü. Neden? Kimsenin partnerime laf sokma hakkı yok. Hem de haksız yere. Gururla çenemi kaldırdım ve Tate'e sokuldum. Otoparka gittik ve Tate beni havalı bir motosikletin yanına götürdü. Motosiklet sürdüğünü söyleme, bir bu eksikti. Biraz düşkünüm ama henüz kendime bir motosiklet alamadım. Almadım. Yani bu... Yakın bir arkadaşım var. Murphy. Wow, devlerin öfkesi. Onunla uzun zamandır arkadaşız ama son zamanlarda sık sık ortadan kayboluyor. Geçenlerde buluştuk ve alışveriş merkezine gitmek için ondan motosikletini istedim. Onu ikna etmek ne kadar zordu bir bilsen. Onu büyük bir coşkuyla dinlediğimi fark edince çok düşünmeden teklif etti. Seni işe götürmemi ister misin? Götürebilir misin? Hala zamanım var. Bana kask uzattı. Ama o an çalan telefon dikkatimi dağıttı. Yine Naomi. Ve sonra aklıma muhtemelen aptalca olan bir fikir geldi. Tom ile partneri pistteyken dikkatim aşırı dağılıyor. Madem Naomi tekrar arkadaş olmamızı istiyor, bunu neden bir fırsat olarak kullanmıyorum? Tom'u tanıyordu ama ben ondan ayrılır ayrılmaz kız hemen bana yapıştı. Ona umut vereceğim ve karşılığında Tate ile antrenmanımız sırasında Tom'un dikkatini dağıtmasını isteyeceğim. Neler düşünüyorsun? Sana her şeyi anlatacağım ve seninle bir tur atacağız ama önce biriyle konuşmam gerekiyor. Telefonu alıp kulağıma yasladım. Merhaba arkadaşım. Liz'in doğum gününden bir saat önce sabahtan beri ayaktaydım. Liz yatağında tatlı tatlı uyurken ben gizlice evden çıktım. Antrenmana gittim. Sonrasında da akşam yemeği için hazırladığım kıyafeti alıp Brain'e gittim. Akşama onun evinde hazırlanmama izin verdi. Böylece zaman kaybetmeyecektim. Brain yatak odasında giyinirken ben oturma odasında makyaj yapıyordum. Sen bana yanlışlıkla çantamdan düşürdüğüm fırçayı getirdi. Buradaymış. Teşekkür ederim dostum. Bir ayna tutup makyaj yapmaya başladım. Nude makyaj da çok güzelmiş. Keşke ikisini de alma şansımız olsa. Şimdi kıyafet. Narin. Sıra dışı. Tertipli. O anda süslenmiş Brain odaya girdi. Nasılım? Çocuğu görünce gözlerim fal taşı gibi açıldı. Benim de. Takım elbisenin ona bu kadar yakıştığını bilmiyordum. Ben de tam tersini düşünüyorum. Harika görünüyorsun. Gördüğüm bu güzel hanımefendi de harika görünüyor. Saatine baktı ve mırıldandı. Zamanı geldi. Marş marş. Çabucak çantamı topladım ve Brain'in ardından arabasına atladım. Brain etkinliği New York'un son derece havalı bir restoranında yapılacağından bahsetmedi. Mekan ürkütücü derecede şıktı. Garsonlar ve resepsiyonist neredeyse bizden daha iyi giyinmişlerdi. Liz'in gözlerini özenle kapatan Harry restorana girdiğinde Brain ve ben masada bekliyorduk bile. Biraz daha tatlım. Ay Liz çok güzel olmuş bence.
Baba, görünüşümüzden tiyatroya veya ona benzer bir yere gideceğimiz belliydi zaten. Gözlerini açtı ve Liz gördükleri karşısında afalladı. Babasına döndü ve yumruğuyla nazikçe göğsüne vurdu. Ah, size inanamıyorum. Senden hiçbir şey yapmamanı ve kendi aramızda kutlamamızı istedim. Bebeğim, böyle sessizce kutlamalar istediğin zaman yaparsın zaten. Şimdi ise fırsat varken sürprizin tadını çıkar. Sizi yaramazlar. Güldük ve kızı tebrik yağmuruna tuttuk. Sıradaki ilk kişi bize küçük bir kutu uzatan Brain oldu. Kız onayla başını salladı ve babasından kutuya çantasında saklamasını rica etti. Ondan sonra poşetimle birlikte Lize yanına ben yaklaştım. Selam doğum günü kızı. Liz gülümsedi ve ben ona sımsıkı sarıldım. Bir kez daha bana doğum günün olduğunu söylemezsen kendi başıma hayal bile edemeyeceğim bir parti organize edeceğim. Şimdiden çok korktum. Sana hediye bulmanın ne kadar zor olduğunu bilemezsin. Daha yeni tanışıyoruz ama yine de güzel bir şeyler almak istedim. Brain'in dediğine göre bir şekilde sopanı kaybetmeyi başarmışsın. Liz'in babası orada olduğu için konuyu detaylandırmadım. Ben de dedim ki neden olmasın. Liz yumruklarını sıkıp ağzına götürdü ve neşeli bir çığlık atmamak için kendini zor tuttu. Tanrım, üzerine benim adım da mı kazınmış? Satın aldıktan sonra yaptırdım. Liz boynuma atlayıp bana sıkıca sarıldı. Bayılıyorum sana. Oturalım mı artık? Ah, bu teklif hiç gelmeyecek diye düşündüm. Ben Brain'in yanına oturacağım, Liz'in yanına oturacağım, Harry'nin yanına oturacağım. Brain'in yanına oturmam için bir sandalye çekti. Memnuniyetle kabul ettim. Liz yemekleri beklerken Brain ve yeni stiliyle dalga geçti. Resmen zenginlik kokuyorsun. Sanki daha yarım saat önce bir sürü sözleşme imzalamış, öğle arasında kendine bir yat satın almış ve böyle mütevazi bir restoranda bir şeyler atıştırmaya karar vermişsin gibi. Bu gömleği nereden aldın ya? Stokta kalmadı canım. Bir anda yanımıza elinde devasa bir mavi gül buketini tutan garson geldi. Buketin tam merkezinde tek bir tane siyah gül vardı. Garson buket ile notu Liz'e verdi. Uzattı. Vay canına. Sanırım bunun kimden geldiğini biliyorum. Liz. Hoştan tebrik geldi. Burada olduğumuzu biliyor mu? Bay Becker bugün Liz'in ne zaman eve geleceğini öğrenmek için aradı. Ben de bir restorana gideceğimizi söyledim. Brain gergin bir şekilde alnını ovuşturdu. Abisinin bu hareketine gülüyordu. Liz garsondan çiçekleri vazoya koymasını istedi. Brain'in yüz ifadesini gördü ve hızla konuştu. Hadi bakalım, ne diyorduk? Liz şampanya kadehini kaldırdı ve biz de aynısını yaptık. Bugün benim doğum günüm. Hiç kimse ve hiçbir şey onu bozamaz. Hadi 23. doğum günüme içelim. Birer soğuk yudum aldık ve o an... Herkese iyi akşamlar. Liz neredeyse boğulacaktı. Bardağını yavaşça masaya koydu. Anne. Anne mi? Doğum günün kutlu olsun kızım. Ve Liz'in dediğinin üstüne annesi geldi. Gününü mahvetti.